Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. İlk videomda sizlere kubüsün yapılışını anlattım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Burada kullandığım kumaş türü tüylenmeyen, tıraşlanmış polardır. Hemen hemen her kumaşlarda mevcuttur. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Kuğu kalıbını kendiniz istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Evinizde olan herhangi bir tükenmez kalemle de gördüğünüz gibi fazla bastırmadan kumaşı uygulayabilirsiniz. Kesim yaparken çizdiğiniz çizgi hafif dışarıda kalacak şekilde keserseniz kalemin bıraktığı o görüntüden de kurtulmuş olursunuz. Buradaki dora renk kumaş ise kenarlara atmayan ve oldukça ince bir kumaştır. Adını ben de hatırlamıyorum, inanın, hiç bilmiyorum. Çok önceden aldığım bir kumaştı. Aynı zamanda da elastik bir yapıya sahiptir. Gagı kısmını çizerken kalıbın aynı yönde tutarak kumaşın ön ve arka kısmından iki parça çiziyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Dediğim gibi kumaş çok ince olduğu için taç kısmının sert görünmesi için kalın keçeyle yine aynı taç kalıbıyla çizimini yapıyoruz. Evet, ben kesimleri yaptım. Şimdi bu kestiğimiz parçaları üst üste koyarak iğnelemesini yapalım. İğnelemeyi yaparken dikkat ederseniz kuğunun biri sağa, biri sola bakıyor. Çünkü diktiğimizde ters çevirdiğimiz zaman her iki tarafta da gözükmesi gerekecek bunun. Ona dikkat edelim. İğnelediğimiz parçaları gördüğünüz gibi normal iğneyle elimizde TL şeklinde her tarafını geçelim ki makinede diktiğimiz zaman kayma olmasın. Gördüğünüz gibi zaten bunları daha sonra sökeceğiz. Ben makinede diktim geldim. Her tarafını ince bir şekilde geçmiş bulundum. Gagaların da sadece uç kısımlarını dikiyoruz. Alt kısmını dikmeye gerek yok. Zaten birleştirdiğimizde alt kısımları dikilecek. V olan kısımlarını sadece gagaların geçmiş olacağız. İğnelemeyi yaparken sık iğnelememiz gerekiyor. Çünkü polar kayan bir kumaş olduğu için dikimi de biraz zordur. O yüzden kaymasını engellemesi açısından ne kadar çok iğnelersek o kadar güzel. Gagaların renkli kısımları gördüğünüz gibi iç kısımda kaldı. Ben dikip geliyorum. Kuğumuz dikildi ve ters çevrildi. Gördüğünüz gibi ufak ufak parçalar alarak el yapımızı ucuna kadar elimizle ittiriyoruz. Uç kısmına elimiz tam girmediği için parmak uçlarımızla sıkıca bastırarak ittirmemiz gerekli.
Gördüğünüz gibi biraz zor bir işlem burası. İyice bastırmamız gerekiyor. Ki sert olsun, duruşu güzel, tok dursun. Doldururken en önemli şey, dikkat etmemiz gereken nokta, kuğunun boyun kısmını, gövde kısmını birleştiği yere kadar sımsıkı doldurmamız gerekiyor. Diğer kısmı normal şekilde doldursak da yeterli. Kuğumuz hazırlandı. Artık arkasını istediğimiz şekilde dikebiliriz. O görüntüyü kaybetmek için zaten arkasına, düzgün durması için yuvarlak kalın keçeden bir parça yerleştireceğiz. O yüzden o görüntü ortadan kalkacaktır. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Artık etek kısmına geçebiliriz. Benim elimde top şeklinde tül bulunduğu için bu parçadan, bu toptan 1 metre kristal tülümüzü kesiyoruz. Siz alırken zaten 1 metre aldığınızda kesmeye gerek kalmayacak. Direkt o 1 metreyi katlayarak şeritler halinde kesimini yapabilirsiniz. Bu 1 metre tülü uzunlamasını olarak bu şekilde katlayarak kısa aralıklarla tüllerimizi parçalar şeklinde kesiyoruz. Bu parçaları daha sonra zaten göreceksiniz videonun ilerleyen yerlerinde. Çok açmadan parçaları zaten 4'e katlamıştık ya baştan. O kısımlardan ayırarak kesimlerinizi yapabilirsiniz. Küçük parçalar halinde olacak çünkü bunları eteğe bağlayacağız. Bağlayarak çalışacağız tütü eteğini. Burada kullandığımız kurdelanın rengi pek önemli değil. Çünkü o parçaları bu kurdelanın etrafına bağlayacağımız için kurdelanın rengi gözükmeyecektir. Ama açık renklerde, şeffaf renklerde olursa herhangi bir renk kullanabilirsiniz. Rahat bağlamak adına hem de size göstermek adına o kurdeleden gördüğünüz gibi belli bir uzunlukta keserek masaya yapıştırıyoruz. Artık bağlama işlemine başlayabiliriz. Hazırlamış olduğunuz tüllerden 3'er ya da 4'er adet üst üste koyarak kurdelemize bağlıyoruz. Bir kere bağlamanız yeterli. Sımsıkı bir şekilde bağlayıp kenara çektirerek bu işlemi bitene kadar tülleri yapıyoruz. Evet, bağlama işlemimiz de bitti. Uzun olan kısımları varsa eğer, gözünüze kötü görünen yerler varsa onları makasla, ufak hareketlerle düzeltip kesebilirsiniz.
Hazırladığınız eteği artık kuğuya bağlayabiliriz. Kuğunun gövde kısmındaki verev olan, inci olan yerine sabitleyecek şekilde, sımsıkı bir şekilde onu bağlıyoruz. Ne kadar sıkı bağlarsanız o kadar iyi. Yukarıda kurdele boşluğu kalırsa da onları elinizle gördüğünüz gibi çektirerek, yukarıya doğru düzelterek o görüntüyü kaybetmiş oluyoruz, bağladığımız kurdele görüntüsünü. Daha önceden bahsettiğim gibi kalın keçeden yuvarlak bir parça kesiyoruz. Bunu kuğumuzun arka kısmına, diktiğimiz kısmına yapıştıracağız. Askısını taktıktan sonra bunu da sadece orta kısmına silikon sıkarak, yapıştırıcı sıkarak oraya sabitleyeceğiz. Ben kayıt yaparken fark ettim ki kuğunun gözünü işlediğim zaman kamera kayıtta değilmiş. Daha sonra size detaylı bir şekilde bunun da anlatımını yapacağım. Gördüğünüz gibi ufak bir polar parçası da alıp o dikiş kısımlarından çıkan siyah noktaları kapatıyoruz. Artık kuğumuz tamamen bitmek üzere. Son olarak tacımızı ve askımızı yapıştıracağız. Tacımızı yapıştırırken de yine silikonumuzu hafif bir şekilde sıkalım ki taşmasını engelleyelim. Çünkü taştığı zaman kötü bir görüntü olacaktır. Son olarak askımızı yapıştıracağız. Askımızı yapıştırırken mümkün olduğunca en üst kısma yapıştıralım. Çünkü biraz daha aşağıda kalırsa eğer kuğumuzun kafası aşağıya sarkacaktır. Mümkün mertebe en yüksek kısma yapıştırıp arkasına yine ince bir polarla kapatarak sabitleyelim. En son olarak yine hazırladığımız yuvarlak kalın keçiyi de yerleştirerek işlemimiz tamamlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.